Düşünün ki hayatınızı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Ne kadar da güzel, öyle değil mi? Ancak sonradan bir kaza sonucu kör olduğunuzu hayal edin. Hiç kör olmak nasıl bir şeydir, empati kurdunuz mu? Neyse, şu an konumuz bu değil. Çünkü yaşadığımız günümüz dünyasında bile çoğu insanlar görünürde kör olmasalar da bir körden daha az bilgiye sahiplerdir. Şimdi ise videomuzun asıl konusu olan Baba Vanga'ya ve kehanetlerine değinelim. Baba Vanga 1911 yılında Pando ve Pareskava Sörcev çiftinin kızı olarak o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumka'da prematüre bir bebek olarak dünyaya gelmiştir. Geleneklere bağlı kılınıp yaşayıp yaşamayacağı kesinleşene kadar Vanga'ya bir isim verilmedi. Vanga ilk ağladığı zaman bakıcısı sokağa çıkarak bir yabancıdan isim söylemesini istedi. Yabancı Andromaha ismini önerdi fakat bu isim Yunanca olduğu için kabul edilmedi. Başka bir yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul edildi. Yani Baba Vanga'nın asıl ismi Vangelia Pandeva Dimitrova'dır. Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçlarıyla sıradan bir çocuktu. Babası ise bir iç Makedon devrimci örgütü aktivistiydi ve 1. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan ordusuna çağrıldı. Vanga'nın babası askerdeyken annesi öldü. Bu durum Vanga'nın çocukluğunun büyük bir dönemini komşularının ve yakın aile dostlarının yanında geçirmesine neden oldu. Savaştan sonra Ustrumka Yugoslavya'ya bırakıldı ve Yugoslav otoriteler Vanga'nın babasını Bulgar yanlısı fikirlerinden dolayı tutukladılar ve ailenin tüm mülküne el koydular. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Baba Vanga bir üvey anneye sahip oldu. Baba Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla iyileştirme oyunları oynadığı söylenir. Hayatında bir dönüm noktası olarak bir kasırga oldu ve Baba Vanga'yı 2 kilometre uzağa fırlattı. Ancak belirtmeliyim ki bu iddia o zamanlar için meteorolojik kayıtlarda doğrulanmamıştır. Yine de biz yaşanmışçasına devam edelim. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu. Gözleri kum ve tozla kaplıydı. Bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları da sonuç vermedi. Az bir parayla sadece kısmi bir operasyon yapıldı. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı. 1925 yılında Baba Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada 3 yıl geçirdi. Bu süre zarfında körler alfabesi okuması öğretildi. Piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı. Baba Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı. Ancak 1939 yılında ploraziye yakalandı. Doktorun görüşüne göre çok yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesiyle ilgili yanlış görüşlerine rağmen gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısını ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde 3. Boris de kendisini ziyaret etmiştir. 10 Mayıs 1942 tarihinde Baba Vanga Dimitar Guşterov'la evlendi ve Petriç'e taşındılar. Daha sonra Dimitar Bulgar ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Yunanistan Makedonya'sına gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizmin içine düştü ve 1 Nisan 1962 tarihinde de öldü. Baba Vanga'nın hayatı hakkında diyeceklerim bu kadardı. Şimdi ise Balkanların Nostradamus olarak tanınan Baba Vanga'nın gerçekleşmiş olan ve en azından şu an için kulaktan duyma olan kehanetlerine bakalım. Öncelikle bildikleri kehanetlerden bazılarını söylemek istiyorum. 2004'te 227.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en ölümcül doğa olaylarından biri olarak kabul edilen Hint Okyanusu depremi ve tsunami'sini bilmiştir. Baba Vanga o tsunami ile ilgili şöyle diyordu. Yanardağlar uyanacak. Dev dalgalar koca bir deniz kıyısını, kasabaları ve insanları kaplayacak. Gerçekten de 2004'te 9.1 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından 30 metre büyüklüğündeki dalgalar beraberinde önü alınamaz tsunami'yi getirmiş. Şehirler ve kasabalar yok olmuş ve yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bir başka gerçekleşmiş olan sarsıcı kehaneti ise günümüz dünyasında çok kültürlü toplumlara nur topu gibi bir güvensizlik mirası bırakan 11 Eylül 2001'deki İkiz Kuleler saldırısıdır. Ayrıca Baba Vanga'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın başkan olacağını da tahmin ettiği öne sürülüyor. Şimdi ise lafı çok uzatmadan Baba Vanga'nın önümüzdeki yıl yani 2023 yılı için söylediği düşünülen kehanetlerine bakalım. 2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında en popüler ve en tedirgin edici olanı gördüğüm kadarıyla bu olmuştur. Baba Vanga'nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Bu ürkütücü tahmin Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi.
Bu kehanet özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütününü korumak için her türlü silah kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı. Bulgar kahinin bir başka tahmini ise, dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir güneş fırtınasının yaşanacağını oluşturuyor. Güneş fırtınası sebebiyle dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir. Ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Bazı uzmanlar bu boyuttaki patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebileceğini belirtiyor. Baba Vanga 2023'te dünyanın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşanacağını tahmin etti ama bunun detayları verilmemiştir. Ancak bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabilir. Çünkü gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir. Eğer dünya güneşe biraz daha yaklaşırsa artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete dönüşebilir. Bu buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır. Diğer taraftan dünya güneşten biraz daha uzaklaşırsa karanlığın olduğu bir buzul çağına girilecek ve dünyadaki yaşam için çok kötü bir etkiye neden olacaktır. Ancak neyse ki ortada bilimsel bir veri olmasa da araştırmalara göre kehanetlerin %80 ile %85 arasının tuttuğu notu bırakılıyor. Yani bu kulaktan duyma bilgiler gerçek olsa bile gerçekleşmeme ihtimali de vardır. Ve son olarak Baba Vanga'nın ölümünden bahsedecek olursak da 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katılmıştır.